Yeni hükümet ve yeni bakanları. 21 yıl önce iktidara geldiğinde kendisine önce 2023 sonra 2053 ve 2071 vizyonu çizen Erdoğan. Bu süre içinde başında olduğu devletin kurumlarına kendi düşüncesine yakın bürokratları yerleştirip adım adım geldiği 2023'ü de kazanıp Yeni Bakanlar Kurulu ile 2053'e yelken açarken bu ülkenin en güzelini hak ettiğine inanan bize düşen de insani olarak kendisini ve ortaya koyduğu başarısını kutlamak ve başarılar dilemek olur. İçişleri Bakanlığından Süleyman Soylu'nun ayrılıp yerine Ali Yerlikaya'nın getirilmesi büyük bir reform olurken, bundan sonra ülkenin içişlerini, kendi babasının çiftliği sanan ve saygısızca konuşan Soylu'nun olmaması da beni olduğu gibi çoğu kişiyi sevindirdi. Ancak koskoca bakanlar kurulunda tek bir kadın bakan olarak rahmetli nenelerimden birinin adını taşıyan Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunması ama onun da seçim öncesi muhalefeti suçlayıp, dış güçler, denen dışarıdan getirilmesi ilginçti. Üstelik bu hanımefendinin kurulda tek kadın bakan olduğu gibi, hem türbanlı olması hem aile ve sosyal hizmetler bakanı olarak AB'ye üye olmak isteyen ancak doktorlarına, beyinlerine vize vermeyen Batı'ya karşı ülkenin aile yapısının kapalı bir kadın figürüyle temsili ayrı bir konu olsa da buna da saygı göstermekten öteye geçmek haddimiz değil. Ayrıca Bakanlar Kurulu'nda hiç başka kadın bakan olmadığı gibi Turizm Bakanlığı'nı temsil eden bir kadın da yok. Her ne kadar bu durumun günümüz Türkiye'sinde bu oluşumun Almanya dahil ekonomik sıkıntılar nedeniyle yerlerde sürünen, Batı'dan bakıldığında hiç hoş görünmediği de söylenirken doğu kültürüne daha da koşarak yaklaştığımızın hissedildiği de ileri sürülüyordu. Ama benim ilk haberini alıp tek tek incelemeye çalıştığım Yeni Bakanlar Kurulu'nun bu ülkenin ana sorunlarının başında gelen ve adına Kürt sorunu denen soruna yani o buzlukta tutulan ve bir genel af ile çıkarılacağı ileri sürülen barış sürecine yeni bir kapı açtığı izlenimiydi. %180'i bulduğu alenen görünen ekonominin başına gelen Şimşek'in yanında bir bürokrat olmaktan öteye gitmeyen Fuat Oktay'ın yerine gelen Cabbar'ın da meraklıların temizlenmesiye petrol fışkırdığı seçim öncesi pompalanan Şırnak'ı kıskanan Batmanlı Cevdet Yılmaz'ın yanında yayla yasakları başta olmak üzere bölgelerinde yaşanan ve gelişen olaylar yüzünden gerek zorla. Gerekse ekmeğe muhtaç hale gelmeleri dolayısıyla batı kentlerine göç ettirilen aşiretleri sosyalleştirip, resmi kayıt altına alarak dernekleştiren ve vali olduğu süre içinde Kürt konusuna ve kelimesine karşı çok da sert olmayan Ali Yerlikaya'nın soylunun açtığı yaraları kapatması için bu göreve getirilmesi sanki boşuna değildi. Tabi asker. Suriye'deki gibi Alevi kökenlilerden oluşan mitin sivilleşmesinde büyük rol oynayan Hakan Fidan'ın yıllardır kapalı bulunan Kars Doğu Kapısı ile ambargo altında olan Ermenistan Başbakanı'nın da yeni hükümeti kutlamak için hem de ezeli düşmanı Azerbaycan lideriyle aynı gün aynı salonda ülkede olduğu bir günde dışişlerine getirilmesi, içeride olduğu gibi dışarıda da bahar esintisi olduğunu hissettirir gibiydi. Evet başına geçtiği ulaştırmanın en derininden gelen bir bürokrat olduğunu öğrendiğimiz yeni yol ve altyapı bakanı gibi çok da tanımadığımız ama karma eğitimin çok da önemli bir şey olmadığını belirten yeni eğitim bakanının yanında pandemideki başarısı ve sakinliği ile tanıdığımız eski sağlık bakanı ile birlikte kurulda yer alan Ardahan doğumlu ama bugüne dek bir Ardahanlı siyasi ile sıtsıyla bir fotoğrafı bulunmayan ama bakan olduğu için kara kuvvetleri komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı görevlerindeki gibi bakan olunca Ardahanlı olduğu hatırlanan ve, sanallarda, hemşehrimiz diye övünülen Bayburtlu yeni savunma bakanı ve diğerlerinin isimlerinin iç kamuoyunda olduğu gibi ekonomiye, dışarıya sanki güven verir gibiydiler. Tabi ki bekleyip göreceğimiz, Cumhurbaşkanı yardımcılığına Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanlığına Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Mehmet Özasseki Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Osman Aşkınbak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı'na Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanlığı'na Yaşar Güler, Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Mehmet Fatih Kacır isimli yeni bakanlara ve onları atayan Erdoğan'a hayırlı olsun. Başarılar deyip bekleyeceğiz. Hem öyle böyle dense de 2023 seçimini kazandıkları için kutlarken, hem de yeni bakan ve milletvekillerine hayırlı olsun derken